Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İman nedir onu anlatıyorduk. İman demiştik, kalbin tasdik etmesidir. Dil de Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilmek için dil de takrir ediyor. Ama asıl kalbin tasdik etmesidir. Hanefilerden İmam Pezdevi ile Fahrul İslam ile Fahrul İslam Pezdevi ile Şemsül Eymme onlar diyorlardı ki dilin ikrarı da bir rükündür ama bu rükünleri ikiye ayırıyorlardı. Rüknü zait vardı, dilin ikrarıydı. Rüknü asli vardı, o da kalbin tasdik edişiydi. Neden dile rüknü zait diyorlardı? İkrah varsa, ölüm tehlikesi varsa, zorluyorlarsa, inkar ediyorsa, rüknü zait olan dille ikrarı kişi reddederse kafir olmazdı. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman demiştik. Peki şimdi bunları geçen derste anlattık. Vel iman huvel ikraru bil lisani ve't tasdiku bil cenan. Bu İmam Tahavi rahimehullah Ebu Hanife'den gelen bu görüşü alıyordu ama Maturidi, İmam Maturidi ne diyordu? Asıl olan kalbin tasdikidir. Dilin ikrarı Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilmek için geçerlidir diyordu İmam Maturidi rahimehullah. Eşariler de, onların da cumhuru bunu söylüyordu. Peki şimdi efendim bu tasdik ve ikrarla alakalı mezheplerin farklı görüşleri var. Mutezile imanı tarif ederken şurada sayfanın dibinde bir tarif almış. Ne diyor? El iman huvat tasdiku bil cenani vel ikraru bil lisani vel amelu bil erkani. Aslında bu Mutezile'nin tarifidir. Mutezile ne diyor? Amel de imandan bir rükündür. Amel de imandan bir rükündür. Onun için büyük günah işleyen kişi eğer tevbe etmeden ölürse o imanını kaybetmiştir. Çünkü amel imandan bir rükündür. Fakat kafir de olmaz. İmandan çıkar ama kafir de olmaz. El menzile beynel menzileteyn. Peki biz diyoruz ki iman, amel. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Gel diyoruz Mutezile'ye, Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Sen diyorsun ki amel imandan bir cüzdür. Eğer amel imandan bir cüz olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ameli imanın üzerine atfetmeyecekti. Ameli imanın üzerine atfediyorsa atıfta ne var demiştik? Mugayeret vardı. Yani ca'e Ahmedu ve Muhammedun. Ahmet ve Muhammed geldi. Yani iki tane ayrı adam geldi. Atıf bize bunu gösteriyordu. Şimdi burada Ehl-i Sünnet'in delili şu. Mutezile'ye karşı Mutezile diyordu ki amel imandan bir cüzdür. Biz hayır değildir diyoruz. Dolayısıyla bir adam büyük günah yapsa da tevbe etmeden ölse de Allah Teala onu cennete sokar. Yani cehenneme girdikten sonra belli bir müddet kaldıktan sonra. Neden? Çünkü iman ayrı, amel ayrı. Amel imandan bir cüz değil. Peki ne diyoruz? Orada bakın şimdi karşı sayfada sizde Meryem suresinin 96. ayet-i kerimesini delil olarak getiriyor. Ne diyor? İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti. İman eden, ameli salih işleyenler. O amilussâlihâti nereye atfediyor? İman edenlere atfediyor değil mi? İman edenlere. Yani o zaman bunlar atıf bize şunu gösteriyor ki iman ayrıdır, ameli salih ayrıdır. Yani birisi ameli salihi yoksa, ameli salihi yoksa efendim bu imanı varsa imanı varsa imandan çıkmış olmaz. Günahkardır, günahkardır. Yine orada ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salate. Ve yuqimuna salate nereye atfediyor? Yu'minuna bil gaybi. Gayba inananlar ve namaz kılanlar. Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesi. Yine Tevbe suresinin 18. ayet-i kerimesi. Orada innema ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ve akama salate ve ate zekah
وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Mescitleri imar edenlerden bahsediyor. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a ve ahireti iman edenler, bunlar mescitleri yaparlar. Başka? وَاَقَامَ الصَّلَاةَ اَقَامَ الصَّلَاةَ Namazı kılanlar, namazı kılanlar, akame fiilini nereye atfediyor? Amene'ye atfediyor. Demek ki namazla namazı kılmak bir ameli salih. İman etmek ayrı bir şey ki namaz kılmayı iman etme üzerine atfediyor. Eğer aynı olsaydı o zaman burada atıf olmayacaktı diyoruz. Bu ayet-i kerime ile alakalı böyle bir hamiş olsun, bir talik olsun kenarına düşün. Şimdi ayet-i kerimede mescitleri kimler yapar? Cenab-ı Hak onun özelliklerini sayıyor. Bir, iman edecekler değil mi? اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Sonra وَاَقَامَ الصَّلَاةَ Namazı kılacaklar. وَاَتَ الزَّكَاةَ Zekatı verecekler. Sonra وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkacak. Yani sadece Allah'tan korkacaklar cami yapsın. Eğer onların küresel güçlerden korkuları varsa camileri yapmasınlar. Sonra küfür geldiği zaman o camiyi bırakırlar, onlara teslim ederler. Cami onların ayakları altında o musallagahlar çiğnenir. Eğer Allah'tan başka insanlardan korkuyorlarsa bunlar yapmasınlar. Sadece Allah'tan korkanlar camileri yapsınlar. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Harp mecmuasında resmi var ya Seyit Onbaşı'nın. Hani o Çanakkale'deki komutan Cevat Paşa diyor ki Seyit Onbaşı'ya Oşin zırhlısını 3 tane atıyor topu. 3. isabet ediyor. Oşin zırhlısı gömülüyor Çanakkale'ye. Fotoğraf çekecek. Harp mecmuasında basılacak. Diğer cephelerdeki askerlere moral olacak. Kaldır diyor. Çeksin fotoğrafçılar. Kaldıramıyor. 1, 2, 3 diyor ki evladım kaldırmadın mı bunu? Kaldırdım komutanım diyor. Kaldırdım. Allah'ın izniyle yine kaldırırım. Ama kaldırmak için Oşin zırhlısının İstanbul'a doğru gittiğini görmem lazım. Ayasofya'daki Ezan Muhammedi'ye gitmek için o zırhlının İstanbul'a doğru ilerlediğini görmek lazım. Yani şimdi cami وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkanlar. Onun kapısında bekleyebilecek işte. O korku, o muhabbet size öyle bir iman veriyor ki 275 kiloluk topu ya Allah dediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz. Öyle bir iman veriyor size. Peki, birincisi bu. İkinci delil orada yine şart meşrut bağlamında değerlendiriyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَعَى suresinin 112. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mümin olduğu halde ameli salih yapan kimse. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Peki demek ki iman olmadan ameli salih olmuyor. Allah kabul etmiyor. Burada şart meşrut var. Bunlar da birbirinden farklıdır. Yine bir başka delil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde imanı anlatıyor. Cibril Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. İman nedir diye. Allah Resulü Aleyhisselam imanı tarif ederken yine sizin kitapta var. O paragrafın dibi. Ne buyuruyor? El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Peki burada imanı anlatıyor. İmanın içinde Allah'a, meleklere, peygamberlere, kadere iman var. Ama ameli salih var mı? Yok. Eğer ameli salih imandan bir cüz olsaydı, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada onu da zikredecekti. Neden? Çünkü bu Cibril hadisinin sonunda Efendimiz buyuruyor ki, bu Cibril'dir. اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ Değil mi? Size اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi öğretmek için size geldi. Buyuruyor. Peki, efendim devam ediyoruz şimdi metinden. Şimdi metin, parantez biliyorsun,
metin, şerh, biliyorsunuz artık bunları. Metin ne, şerh ne, haşiye ne, talik ne, he? Biliyorsunuz. Peki. وَالْاِيمَانُ وَالْاِقْرَارُ بِالْلِسَانِ وَالْتَصْدِيكُ بِالْجَنَانِ وَاَنَّ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلَّهُ حَقٌّ. Efendim şimdi وَاَنَّ جَمِيعَ, yani وَاَنَّ ne zaman okuyoruz? Eğer وَالْتَصْدِيكُ بِاَنَّ, orada harfi cerin hasfiyle وَالْتَصْدِيكُ بِاَنَّ, tasdik nedir? بِاَنَّ جَمِيعَ, bunların hepsine de, hepsini tasdik etmek şu söylediklerini, ya da burada وَنَقُولُ اِنَّ de diyebiliriz. Kavul maddesinden sonra elif nun geldiğinde eğer zan anlamı yoksa o zaman ne oluyordu? اِنَّ oluyordu, değil mi? وَنَقُولُ اِنَّ de diyebiliriz. Veya bazı nusallarda sadece ve cemi'u var, istinafiye olarak alıyor. Efendim ve enne olarak aldığımızda, yani tasdiku bi enne demektir. Harfi cerden sonra elif nun ne olur? Yani oradaki hemze feth olur. Bi enne. Tasdiku bi enne cemi'a ma enzelallahu taala fil Kur'ani. Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Hakim'de indirdiği her şeyi tasdik etmek, değil mi? Her şeyi tasdik etme. Cemi'a ma enzelallahu fil Kur'ani. Lekad kâne fî kasasihim ibratun li ulil elbab. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas. Okuduk tefsir dersinde kıssalarla alakalı. Şimdi adam diyor ki esatirul evvelin, uydurmadır. Peki böyle bir akide olur mu? Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayete inanmasa, kıssa uydurmadır derse bu adam imanı kalır mı kardeşim? Nasıl inanacaksınız? Her şeye. Ma enzelallahu fil Kur'an. Kur'an-ı Hakim'de indirdiği şeyin tamamına inanmak, tasdik etmek. Ve cemi'a ma sahha an Rasulillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeye. Ve cemi'a ma sahha an Rasulillah. Efendimiz'den olduğu sahih olan her şeye inanıyoruz. Neden? Neden inanıyoruz? Yani şimdi hadisi inkar etse ne oluyor? Neden? Çünkü Efendimiz'in masumiyetini Kur'an bize haber veriyor. Resulullah'ın masum olduğunu. Yani Resulullah masumsa o zaman Efendimiz yalan konuşmaz. Onda yalan olmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Eğer sahihse ondan gelen her şeyin, her şeyi de tasdik ediyoruz, kabul ediyoruz. وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ الشَّرْعِ. Şeriat olarak Efendimiz'den gelen her şeyi tasdik ediyoruz. مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ. وَالْبَيَانِ niye? Çünkü hani لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Yani Efendimiz hızlı okuyor. Kur'an-ı Hakim Cenab-ı Hak ona acele etme diyor. Beyanı da bize ait. Hem muhafazası bize ait. Yani onu senin kalbinde muhafaza etmek de bize ait. Beyan da bize ait. Peki Kur'an-ı Kerim'i kim beyan ediyor? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Efendimiz beyan ediyor. Allah Teala ona indiriyor, o da insanlara beyan ediyor. Peki başka bir ayette, bu okuduğum ayette beyan bana ait diyor. O halde Efendimizin Kur'an beyanını da Allah ona vahyediyor, değil mi? Şimdi bu ayette ne buyuruyor? ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Beyanı da bana ait. Peki لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, bu Kur'an'ı sana insanlara beyan etmen için indirdim. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Beyan etmek. Beyan eden kim? Allah Resulü. Peki beyan nereden alıyor bu açıklamayı, beyanı? Bu ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ ayeti gösteriyor ki onu da Cenab-ı Hak'tan alıyor. Çok ayet var bununla alakalı. Peki onun için مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la şeriatla alakalı, Kur'an-ı Hakim'in beyanıyla ilgili gelen sahih rivayetleri de tasdik ediyoruz.
küllehu, yani cemi'a ma enzelallahu küllehu, bütün bunların tamamını efendim hakkun hak olduğuna, sabit olduğuna, doğru olduğuna şehadet ediyoruz, tasdik ediyoruz, bunları kabul ediyoruz. Vel iman, vel imanu vahidun. Şimdi efendim iman artar mı eksilir mi, ondan bahsedecek. İman artar mı eksilir mi? İman artmaz, eksilmez. İman güçlenir, zayıflanır. Ebu Bekir'in imanıyla radıyallahu anh, bizim imanımız ayrı değil. İman güçlü olur, zayıf olur. Yani innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Bir alimin haşyet haliyle avamın haşyet hali aynı değil. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin iman ve teslimiyetiyle bizi gibi adamlarınki bir değildir kardeşim. Peki iman artar, eksilir. Bununla alakalı ayet-i kerimeleri o zaman nasıl anlıyoruz? Bunları semeratul iman bağlamında anlıyoruz. Yani bir adamın ameli salih çok olursa efendim bu adam imanı artar demek, yani teslimiyeti artar. Çok ameli olur, amali salihası diğerlerinden daha fazla olur. Bu şekilde anlıyoruz. Veya Ebu Hanife'den şöyle bir görüş var. Bu imanın artması İslam'ın bidayetindeydi. Her ayet-i kerime nazil oluyor. Her inen ayete sahabe iman ediyor. Bu şekilde yani iman ettikleri ayet artınca imanları da artmış oluyordu. Ama şimdi bu olmaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık ortada. Müslüman olan bir anda bütün ayet-i kerimelere iman etmesi gerekir deniyor. Ama biz bunu nasıl anlıyoruz? Yani zâdethum imana efendim veya bununla alakalı yezdâdu imana gibi imanın ziyadeleşmesiyle alakalı ayet-i kerimeleri ne diye anlıyoruz? Efendim amali saliha neticesinde imanın meyveleri ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte inkiyat var, teslim var, şükür var, sabır var ki geçen derste onları anlatmıştık. Yani imanın neticeleri, semeresi onda daha artmış olur. Şükür artar, sabır artar. Yoksa bizzat iman artmaz, eksilmez. Efendim, vel imanu vahidun. İman birdir. El imanu vahidun. Ne demek birdir? İman tasdikten ibarettir. Tasdik, değil mi? Kalbinizle Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna şehadet ediyorsunuz. O halde iman birdir diyoruz. Yani bütün mükelleflerde böyledir. Yani A şahsının imanıyla B şahsının iman edeceği esaslar değişmez. Hep aynıdır. Hepsi kalbiyle tasdik etmeli, diliyle ikrar etmeli. Kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmeli. وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُ اَيِّ شَيْءٍ وَأَهْلُ الْاِيمَانِ, değil mi? Zamir imana gidiyor. وَأَهْلُ الْاِيمَانِ فِي أَصْلِهِ فِي أَصْلِ الْاِيمَانِ فِي أَصْلِ اَيِّ شَيْءٍ فِي أَصْلِ الْاِيمَانِ. İmanın aslında da hepsi aynıdır yani. Nedir? İşte yer ehli, gök ehli, melekler, insanlar, cinler tamamı Allah Teala'nın vahdaniyetine, efendim zati, fiili sıfatlarına hepsi iman ederler. Melekler de aynı sizin gibi Allah'a iman eder. Peygamberler de, cinler de Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, zati sıfatlarına, subutu sıfatlarına iman ederler. Yani ve ehluhu fi aslihi demek, asli iman bu demek yani. Sevaun aynıdır. Peki ne farklıdır? وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْاَوْلَى. İşte burada farklılık var. Yani semeratul imanda farklılık var. Neticede farklılık var. Aslında herkes aynı şeye inanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'a, işte Ebu Bekir Efendimiz de onun zatına, subutu sıfatlarına, bizim gibi inanıyordu. Siz de, biz de onun gibi inanıyoruz. Melekler de bu şekilde inanıyor. Fakat tefadul, farklılık nerede, üstünlük nerede?
beynehum ehli iman arasındaki tefadül üstünlük bil haşye, haşyetle olur. Yani Allah Teala'da teslimiyetle olur. Başka ve takva, takva ile olur. Neydi takva? Hifzun nefsi amma yu'simu. Nefsi günaha düşüren şeylerden korumaya takva diyorduk. Hifzun nefsi amma yu'simu. Ve muhalefetil heva. Hevaya muhalefet etmeyle ortaya çıkar. Yani nefis arzular var. Şimdi diyor ki yani git 15 gün var şurada okulun açılmasına. Efendim biraz tatil yap, keyif yap diyor. Ama öteki diyor ki yani ben bu ümmete bunlarla hizmet etmem gerekiyor. Akideyi anlatmam gerekiyor. Yani geldim dünyaya en azından bir metin okuyayım ki insanlara okutabilecek elimde avucumda bir şeyler olsun. Yani hevaya muhalefet edebilmek kardeşim. Hevaya, arzuya. Yani bütün bu alimlerin, ulema, hepsinin çocukları var, evi var, hevaları var. Ama böyle yani sofraya oturduklarında hep böyle birkaç dakikada yiyip kalkmışlardır. Zaman zaman böyle 15-20 dakika kalmışlardır. Ama oturamazsınız. Yani şöyle 10 dakika, 20 dakika böyle keyifle beraber, tabii böyle bir yere arkadaşlarınızla gittiğinizde olur bunlar ama normalde evde mutala müzakere ederken oturup da 20 dakikada yemek, yani belki sağlık vesaire açısından bunlar öyledir ama yiyemezsin kardeşim. Yani bu yola indiğin zaman bu mecraya olmaz onlar. Peki, وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْاَوْلَى. Hevaya muhalefet edecek, iman burada ortaya çıkar. Yani asıl itibariyle imanda herkes aynı. Peki nerede farklılık var? Haşyette farklılık var. Takvada farklılık var. Hevaya muhalefette farklılık var. Bir de evlaya evla olan. Yani iki ibadet var. Şimdi bir ibadette iki boyut var. İmanı güçlü olan ne yapıyor? Her şeyin en evlasını yapıyor. En alasını yapıyor. Yani en böyle delili daha güçlü olanını yapıyor. Sefere gidiyor şimdi adam. Orada oruç tutmak daha evla, oruç tutuyor, bozmuyor. Halbuki seferde ruhsat var değil mi? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُومُ وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ. Ama diyor ki ben azimetle amel edeyim. وَمُلَازَمَةِ الْاَوْلَى dedik. Peki, وَاَصْلُ الْا۪يمَانِ, imanın aslı. Efendim, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمَانِ. Bütün Müslümanlar Rahman'ın velileridir. Allah'ın dostlarıdır. Neden? Çünkü burada ayet-i kerime almış. Allahu veliyyüllezine amenu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Buradan takip eden kardeşlerimiz için söylüyorum. Siz şerhte buldunuz değil mi? Veli ne demek? Fa'il kalıbında anlamı nedir? El-vali yani. Allah vali ne demek? Allahu mutevallil umur. Ha? Allah Azze ve Celle nedir? Yani sizin bütün işlerinizi üstlenendir. Allahu nasiruhum. Allahu mutevalli umurihim. Allahu nasiruhum. Allah onların yardımcısıdır. Yani bak bütün onların işlerini üstlenir. O halde veli nasır demek. Yardımcı demek. Hani in yansurukumullahu felah galibelekum. Eğer Allah yardımcınız olursa fela galibe lekum. Kim size galip olur ki? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyâuhumut tağutu yuhricunahum minen nur ilezzulümat. Ulaike ashabun nar umfiha halidun. Peki vel mu'minune kulluhum evliyâurrahman. Hepiniz evliyâurrahmansınız ama bir de özel anlamda evliyaullah var değil mi? Meşayih-i kiram var. Efendim ve ekremuhum indallahi etva'uhum. Ve ekremuhum en değerlileri Allah katında indallahi. Yani ekremul mu'minin. Ekremuhum ekremul mu'minin. İndallahi etva'uhum. Etva'uhum ekremunun nesidir? Haberidir. Allah katında en değerli olanlar hangileridir?
etva'uhum en itaatkar olanlarıdır. Ve etva'uhum lil Kur'ani, Kur'an Hakim'e bütün varlığıyla en ziyadesiyle tabi olanlardır. Yeryüzünün bir sistemi var. Yeryüzü sistemine göre insanlar nasıl değerlendirilir? Rengine bakarlar, ırkına, soyuna bakarlar. Peki Allah'ın sistemine göre inne ekremekum indallahi etkakum. Takvaya bakıyorlar değil mi? Hani sahabede çok, Araplarda çok aşırı derecede ırkçılık vardı. Bilal-i Habeşi'ye Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz kızınca ne diyor? Yevne Sevda, ey siyah kadının oğlu diyor. Tabi o da üzülüyor, biz Müslüman olduk. Yani var mı bundan sonra bir daha siyah kadının, beyaz kadının oğlu? Efendimiz hadiseden haberdar olunca bununla alakalı hutbe irad ediyor. Dönüyor Ebu Zer'e, ne diyor? Leyse libnil beyza'i ala ibnis sevda'i fadlun. Haberin yok mu Ebu Zer? İslam geldi. Bundan sonra beyaz kadınların çocukları siyah kadınların çocuklarından üstün değil Ebu Zer. Ebu Zer Efendimiz başını yere koyuyor. Söyleyin diyor. Bilal'e gelsin, o siyah ayaklarıyla başımı çiğnemeden Ebu Zer başını secdeden kaldırmayacak diyor. İşte böyle Allah Resulü bakıyor ki siyah diye azarlanıyor Bilal-i Habeşi. Ne buyuruyor? سَمِعْتُ الْلَيْلَ خَشْفَنَ عَلَيْكْ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. Dün gece cennetteydim Bilal diyor. Sen de önümde gidiyordun, ben de arkandaydım. Ayakkabının hışırtılarını işitiyordum. Söyle bana, hangi amel seni buraya getirdi? Şimdi sahabe-i kiram efendilerimiz bakıyorlar tabii. Yani Allah Resulü nasıl eğitiyor? Din kültürü ahlak kitapları var. Para için kitap yazıyorlar kardeşim. Para. Şirketler var, biliyorum ben. Şirkette şimdi 3 tane öğretmen diyelim buluyor buradan. Çok şeyler de döndürüyorlar. O kitapları yazıyorlar. Neden bahsediyor? Ottan bahsediyor. Ağız sevgisinden bahsediyor. Onun hayatı diyor. Bunun bilmem nesi diyor. Resulullah yok orada. İslam yok. Ya Resulullah koysana bak, bonsai diyorlar. Sentetik uyuşturucu diyorlar. Nerede yayılıyor bu? O kitapların okutulduğu okullarda. Resulullah koymuyor ki. Ya peygamberi koy kardeşim bak. Bilal-i Habeşi'yi nereden alıyor, nereye getiriyor? Ebu Zer'i alıp nereden, nereye getiriyor? Efendimiz'i koy ya, adam 5 Muhammed diye kitap yazıyor, Resulullah Efendimiz'e hakaret ediyor orada. Kime reddiye yazıyor? Kadı İyaz'ın şifasına. Şifa ne kardeşim, şifa? Men kara'a şifa fakat şefaha. Kim şifa okursa Allah'ın inayetiyle şifa bulur. Kadı İyaz, Endülüs ulemasından, Maliki fukahasından, büyük muhaddis, Müslüm üzerine tamamlayamadığı bir şerhi de var. Peki Kadı İyaz rahmetullahi aleyh, yani bu kitap neden okunuyor? Efendimiz nasıl oturdu, nasıl kalktı, nasıl konuştu? Hep bu kitabı okudular ki talebe ya da camide cemaat Efendimiz'i görsün önünde. Komutan, komutan peygamberi dinlesin. Talebe Efendimiz'in çocukluğuna baksın. Adam fakir, akşam evine ekmek götüremiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Şib-i Ebi Talip'te ambargo altında Fatıma su, süt isterken ona süt getiremediği haline baksın, onunla teselli olsun. Efendimiz'i çıkarıyorlar işte. Peygamber Aleyhisselam'ı hayattan çıkardın mı, böyle uydurma kitaplar okursan kardeşim, böyle bonzai'nin önüne geçemesin. وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْوَعُهُمْ. En yüce Müslüman, en yüce insan kim? Allah Azze ve Celle en itaatkar olan. وَاَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. Kur'an-ı Hakim'e en ziyadesiyle tabi olan ki Kur'an-ı Hakim bize böyle bir boyut getiriyor. Peki وَاَصُلُ الْا۪يمَانِ. İmanın aslı esası nedir? هُوَ الْا۪يمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Efendim imanın aslı esası, onları şimdi bir daha hülasa ediyor, özetliyor. Diyor ki Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, وَالْبَعْثِ dirilişe, بَعْدَ الْمَوْتِ ölümden sonra dirilişe, وَالْقَدَرِ kadere, خَيْرِهِ وَشَرِّهِ hayır ve şer boyutuyla kadere iman etmek, وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ
acısı tatlısıyla minallah hepsinin hayır şer acı tatlı her şeyiyle kaderin Allah'tan olduğuna inna kulle şeyin halaknahu bi kader Allah Azze ve Celle'nin senin hayatına da aleme de bir nizam kural koyduğuna iman etmek kadere inanıyorsunuz. Yani artık kader uzun kaç derse anlattık. Oraları böyle tekrar tekrar dinleyip inşallah kaderi imanla alakalı sizde bir meleke oluşacak. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَٰلِكْ كُلِّي Bütün bunlara biz iman ediyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِي Hiçbir peygamber arasında ayrıma gitmiyoruz, ayrım yapmıyoruz. Yani buradan hareketle ne diyorlar? Efendim diyorlar, peygamberlerin biri diğerinden üstünde değil. Ya olmaz mı? He? تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Değil mi? Bu konuyu işlemiştik herhalde. Yani Allah Teala peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldığını beyan ediyor. O halde burada yani ayırmadan hepsine inanıyoruz. Hazreti Musa'ya gibi, İsa gibi Kur'an-ı Hakim'in bahsettiklerine tafsili olarak inanıyoruz. Ama bahsetmediklerine ise Kur'an-ı Hakim'de olmayanlara, onlara da icmali olarak inanıyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ نُسَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ Hepsini tasdik ediyor. نُسَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ Getirdikleri her şeyde onları tasdik ediyoruz. Getirdikleri, bildirdikleri her şeyde onları tasdik ediyor. Ne diyor Üstad? Sende insan ve toplum, sende temel ve bina. Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna. Sende insan ve toplum, sende temel ve bina. Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna. Aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani Allah Resulü. Aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani böyle inanmak işte. Felsefe ile iman arasındaki fark şu. Yani üstadın hayatını bir yazıda anlatırken önce imanla başlar İslam, sonra tefekkür, sonra amel, sonra dava şuuru. Ama felsefe önce düşünceyle başlar. Allah'ı, alemi, ruhu önce düşünceyle sorgular ve sonra yolda kalır işte. Yani imanın kokusunu alır, eteğine gelir ama nihai hamleyi gösteremez. Fakat İmam Gazali gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Üstad Necip Fazıl gibi teslim olanlar, onlar önce imanla başlarlar. Teslim olurlar, iman ettikten sonra düşünürler. Yani onun için Üstad, aklım fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani İslam'da şöyle yok. Akıl, hani akıla kıymet yok değil, olur mu? Allah Teala kaç yerde akletmeye, düşünmeye davet ediyor. Ama nasıl bir akıl? İmandan sonra bir akıl. Diyor ya yine Üstad, bu iş ne akılla olur ne akılsız. Ey akıl, bu iş ne sadece seninle olur ne de sensiz. Aklı olmayanı şeriat mükellef bile kabul etmiyor. Böyle bir din akıl dışı olabilir mi? Ama aklın idrak sınırlarını aşan bir takım hakikatler var. İşte önce inanacaksın, inandıktan sonra orada gideceksin, artık bir yere geleceksin ki orada İmam Razi gibi nihayetü ikdamil ukuli ikal diyeceksin. İmam Gazali gibi anladığım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetine teslim olmadan başka çıkış yolu yok diyor Gazali. Ya Gazali kim? Kant, Descartes'in misallerine varıncaya kadar bakın. Ezher'de hazırlanan bir tez var bende. Ondan almışlar. İmam Gazali'den almışlar. Orta Çağ'da İslam Algısı diye İtalyalı bir profesörün tercüme edilen bir kitabı var. Orta Çağ'da İslam Algısı. Orada kilise papazların ifadeleri var. Diyorlar ki papazlar, ya ne oldu diyorlar bu kiliseye? Artık kilisenin zeki talebelerin elinde ahdi cedid, ahdi atik göremiyoruz diyorlar. Ahdi cedid ne diyorlar?
Matta, Markos, Luka, Yuhanna, İncil'in o nüshalarının toplamına Ahdi Cedid. Yok diyorlar, göremiyoruz. Bakıyoruz gizli gizli kaldırımlarda Gazali'nin kitaplarını okuyorlar. En zeki talebeler orta çağda Arapça İmam Gazali'yi okumak için öğreniyorlardı. Şimdi bu milletin zeki evlatları da işte Avrupa'da doktora yapmak için oraya gidiyorlar. Kültürel işgal, emperyalizm. Yani Türkiye'de şimdi bir İslam üniversitesi kurmalı. Vakti geçiyor artık. Süleymaniye'yi o bayrağı devralacak bir İslam üniversitesi. En zeki evlatları orada okuyacaklar. Böyle mustarip kafalı, faille mef'ulü birbirinden ayırma aziyeti olanlar değil. Orada yani gerçek, ilmi derinliğe sahip olanlar, akademik kariyere bakmadan onlar hoca olacaklar. İşte o vadi, o mecra yeniden açılacak inşallah. İnşallah siz oranın ya talebeleri ya da hocaları olursunuz. Efendim, kebair kebire, bunu anlatacaktık ama sizi fazla yormayalım. Estağfirullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.